Eğer rakibiniz vezir gambitinde boştaki piyonu alırsa ve sonrasında ona tutunmak isterse burayı nasıl parçalayacağız onu öğreteceğim. D4 ile birlikte oyuna başlıyoruz. D5 ve C4'ün ardından vezir gambitinde rakip gambiti kabul ediyor ve boştaki piyonu alıyor. E3 ile beraber fil C4 ile birlikte baskı yapıyoruz. B5 ile beraber oraya tutunuyor ve A4'ten sonra burayı tamamen parçalamak istiyoruz. A6 oynayamaz çünkü AB5 devamında kale boşta kalırdı. O yüzden C6 ile burayı savunmak isterse yeniden alabiliyoruz burayı ve C+B5'in devamında kale burada boşta kalıyor. Vezir F3 oynadıktan sonra burayı savunacak hiçbir şey yok. Mecburen rakip kaleyi vermemek adına at C6 gibi bir şey oynayabilir ama vezir C6'dan sonra at düşecek. Fil D7 ile kaleyi korusa dahi vezir A6 ya da vezirin herhangi bir yere dönüşüyle birlikte oyunu hemen hemen kazanmış oluyorsunuz.